çocuğu, kedi çocuğu, baykuş kız, baykuş kız, kertenkele, gidelim. Sıra kimde bu gece kurtaracak günü? Kim bu kahramanlar yol gösterecek? Maskeliler, pijamaskeliler, maskeliler, pijamaskeliler. Gecede yakalanır suçlular ve ceza alırlar. Maskeliler, pijamaskeliler, maskeliler, pijamaskeliler. Baykuş kız ve ayçiçeği. Bahçe derslerine bayılıyorum. Ayçiçeklerine baksanıza. Benimki öyle büyüdü ki kocaman oldu. Evet, çok güzelmiş. Hey, senin çiçeğin nasıl ama ya? Güzel, gerçekten iyi. Bolca su vermeyi sakın unutma. Evet, biliyorum. Belki başka bir masaya koymalısın ha? Daha çok güneş alır. Biliyorum. Sonra yapacağım. Ayçiçeğin için biz yardım edebiliriz. Geçen yaz bahçecilik kulübündeydik. Bir sürü şey öğrendik. Teşekkür ederim ama yardım gerekmiyor. Kulübünüz çok güzelmiş. Ama bahçecilik doğuştan gelir. Yani ben çiçekleri biliyorum. Kulübe falan gerek yok. Yeni bahçe aletleri alsam iyi olacak. Hey, eşyalar nereye gitti? Ay güveleri. Demek ki ay kızı burada. Acaba bahçe aletlerini ne yapacak? O sadece geceleri çıkar. Ve çiçekler de geceleri büyümez. Bakın, bahçecilikten anlıyorum işte. Her neyin peşindeyse buna izin veremeyiz. Pijama askeriler, hadi iş başına. Gece karışık kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup, gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. Amaya aslında... Baykuş kız! Evet! Ve Greg ise... Kertenkele! Evet! Son olarak Connor... Kedi çocuk! Pijamaskeriler! Ay kızı şehirde bir yerde ve bahçe aletleri yanında ama nerede olabilir ki? Çimli yerler bahçe kurmak için elverişlidir. Parkta! Baykuş planörüne! Pekala ay kızı, neredesin bakalım? Baykuş gözü! Baykuş kız, karşıya bak! Bu da ne böyle? Bilmiyorum ama benim bahçemde olsun istemezdim. İşte ay kızı da orada. Ay kızı, ne yaptın böyle? Yeni gece çiçeğimi sevdiniz mi? Sizin bahçe aletlerinizle işim kalmadı bu arada. Anlaşılan gece çiçeğimin ihtiyacı olan tek şey bol miktarda ay ışığıymış. Vay canına, korkunç bir çiçek bu. Öyle mi? Göründüğünden de korkunçtur. Çiçeğin açılıp binlerce tohum saçmasını bekleyin. O tohumlarla yere ben... düşünce başka çiçekler de çıkmış olacak ve sonra... Yani diyorum ki o yeni çiçeklerle... Daha çok tohum oluşacak ve sonra onlar da çiçek olacak. Hey! Bu kimin planı? Yakında öyle çok gece çiçeği olacak ki başka çiçeğe yer kalmayacak. Gezegendeki her yeri kaplamadan önce o çiçeği kesin durdurmalıyız. Bahçecilik kulübünde zararlı otları temizlemek için ne öğrenmiştik? Kazarak yapabiliriz. Çok kolay. Hayır, dur. Büyük çiçeğin kökü büyük olur. Hepsini çıkarman gerekiyor. Eğer bir kök bile kalırsa yeni bir gece çiçeği çıkabilir. O zaman bir seferde kazalım. Baykuş kız böyle bahçecilik yapar. Koştuğu aşkına. Şimdi bir maskeli ortadan kalktı. Geriye iki tane kaldı.
süper kedi hızı. Süper güçlü kertenkele. Hey! Bir fikrim var. Bu şey karanlıkta büyüyor, değil mi? Belki de ışıktan hoşlanmıyordur. Eğer baykuş planörüyle ona ışık yansıtabilirsek daha da küçülebilir. Bir dakika, benim kazma planım ne olacak? Bahçecilikten ben de anlıyorum, öyle değil mi? Baykuş kız, kazmak pek işe yaramadı. Kürekle yaramadı belki. Ama ya baykuş planörünün pençeleri, ha? Ben etrafında uçarım, sonra da kazarım. Ve bu sefer yapışkan dallarından da uzak dururum. Kazma zamanı. Bak sen, şu zavallıları bir temizleyelim. Çakıldım. Yeni. Aa, ne kadar da yazık. Kuş tüyü aşkına. İşte yakaladım. Süper güçlü kertenkele. Arkadaşımı bırak ay kızı. Hey, ay mıknatısımı geri getirin. Az kaldı. Hiç sanmıyorum sürüngen kafa. Kertenkele dikkat et. Hey! Hadi gece çiçeği. Büyü. Sonra da tohumlarını saç ki dünyada başka hiçbir çiçeğe yer kalmasın. Kazmak kesinlikle işe yaramıyor. Anlaşıldı. Hey, acaba su verdiğimizde ne olacak? Su vermek mi? Ama çiçekler böyle büyür. Ama bu kötü bir çiçek değil mi? Bir zararlı ay otu. Belki ona su verirsek küçülebilir. Durun biraz. Hortum aklıma bir şey getirdi. Hortumu kement gibi çiçeğin üstüne atıp onu aşağı çekebiliriz. Baykuş kız, hiç emin değilim. Bırakın bir deneyeyim. Belki sizin kulübünüzde değildim. Ama bahçecilikten yine de anlarım. Baykuş kız dur. Ha? Hey sen, kuş beyinli. İşte. Şimdi aşağı doğru çekmek yetecek. Ay kızını durdur kedi çocuk. Tohumlar etrafa saçıldı. Hepsi benim hatam. Çok yazık pişe zavallılar. Sürüngenler aşkına. Çiçekler büyüyor her yerde. Ay kızı yakında bahçesini bitirecek. Bütün şehre yayılıp sonra da başka çiçek kalmayacak. Siz olmadan asla başaramazdım. O çok haklı. Sizden yardım istemeliydim. Ama yine de kulübe gitmememe rağmen bahçecilikten anladığımı göstermek istemiştim. Hiç sorun değil baykuş kız. Bir fikriniz var mı? Dinliyorum. Gerçekten. Düşünüyorum, düşünüyorum. Tohumlar her yere saçıldı. Oh! Rüzgar nereye eserse oraya gidiyorlar. Durun. Bu harika bir fikir kertenkele. Rüzgar nereye eserse. Tek yapmamız gereken rüzgarı istediğimiz yöne estirmek. Ne yapacağımızı biliyorum. Ama bunun için bahçecilikle ilgili yardım gerekecek. Plan nedir peki? Benimle gelin. Kahraman olma vakti. Hazır mısın kertenkele? Şimdi operasyon çiçek rüzgarı başlıyor. Hazır mısın kedi çocuk? Hazır. Süper baykuş kanadı rüzgarı. Bak,
yakaladım. Öyle mi? Durun da yenileri gelsin. Şimdi planımızı deneyelim. Normal çiçekler ışığa ve suya bayılır. Belki bu kötü çiçek bunları istemiyordur. Buldum. İşe yarıyor. Hayır. Sizi işe yaramaz şeyler. Görüşeceğiz. Başardık. Pijama maskeliler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. En güzel ay çiçeği ödülünün sahibi ise Amaya. Harika. Evet. Yaşasın. Harika. Vay canına. Bana verdikleri tavsiyeler için Connor'la Greg'e teşekkür ederim. Ne kadar su ve ışık gerektiğini bilmek çok önemliydi. Aslında bu sizin de ödülünüz çocuklar. Harika. Evet. Şampiyonlar. Tembel kertenkele. Greg. Az önce zil çaldı. Ha? Hey, topla yaptığım şu numaraya bir baksana. Hadi gel buraya top. Buraya gel dedim. Greg, öğretmen biraz sonra gelecek. Hiç sanmıyorum Amaya. Şuraya bak. Bana mı öyle geliyor yoksa çok mu yavaş yürüyor o? Bayağı yavaş yürüyor. Gelene kadar akşam olacak. Bakın yavaş yürüyen sadece o değilmiş. Neler oluyor böyle? Bu gece öğreneceğiz. Pijama maskeliler hadi iş başına. Geceye karışıp kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. Amaya aslında... Baykuş kız! Evet! Ve Greg ise... Kertenkele! Evet! Son olarak Connor... Kedi çocuk! Şehir ne kadar sessiz. Aslında fazla sessiz. Şuna bakın. Romeo, ne arıyor acaba? Bu her neyse, başarmasına izin veremeyiz. Kertenkele mobile. İşte yer burası. Romeo nerede peki? Hey pisi, dur. Yavaş. Ha, tamam mı? Hayır değil. İzle şimdi. Ha? Olamaz. O zavallı kediye ne yapıyor öyle? Kedi iyi ama çok yavaş hareket ediyor. Aynı öğretmenimiz ve bu sabahki kelebek gibi. Romeo laboratuvarındaki saatle her şeyi yavaşlatıyor. Onu durduracağız. Kertenkele, sen Romeo'ya arkadan yaklaş ve saati yok et. Baykuş kız ve ben onu oyalarız. Tamamdır. Kamuflajlı kertenkele. Neden her şeyi yavaşlatıyorsun Romeo? Pijama maskeliler. Tam da zamanında hep. Anladınız mı zamanında? Bugün havamdayım. Çok doğru efendim. Öyle mi dersin? Her şeyi yavaşlatarak dünyayı ele geçireceğim zaman beni durdurmanızı engellemiş olacağım. Ve saati şehrin ortasında patlattığımda da güç dalgası herkese çarpacak ve sonsuza dek yavaşlayacaklar. Ha? Harika. Ben de dahiyim. Söylemiştim size. Kedi bıyığı aşkına. Hiç sanmıyorum Romeo. Kertenkele şimdi.
Nerede bu? Şimdi! Şimdi! Kertenkele! Ama kediye bakıyordum. Şuna bak, ne kadar güzel. İyi denemeydi tembel şey. Oh, kaçtı işte. Ne oldu kertenkele? Sadece kediye bakıyordum. Şuna bak, çok güzel. Ama kertenkele, Romeo'yu kaçırdın. Kafanı toplamalısın. Hiç merak etme. Onu durdurabilecek bir planım var benim. Kertenkele mobille o bizi görmeden laboratuvarına yaklaşabiliriz çocuklar. Bak işte laboratuvar. Kertenkele mobil kamuflajı. Bir ses duydun mu? Olumsuz. Kesin o sinsi pijama maskelilerdir. Olamaz, bu bir kuş. Hadi git hadi, uç buradan. Gitsene, git. Ha? Bu az görülen bir şey. Dur. İşte pijama maskeliler. Şimdi yakaladım size. Bizi gördü. Kertenkele, hadi gidelim. Şu kuşa baksana. Uçuyor mu yoksa oturuyor mu hiç belli değil. Şimdi kuşu boş ver. Hadi bak. Olamaz. Bir dahaki sefere pijama maskeliler. Eğer Romeo şehir merkezine varırsa bütün şehri yavaşlatabilir. Yakala kertenkele. Ama olmuyor. Kertenkele mobil yavaşlamaya başladı. Anlaşılan onu koşarak yakalayacağız. Hadi. Şehir merkezine gitmemiz gerekmiyor muydu? Acelen mi var? Daha çok zamanımız var. Ha, anladın mı? Biraz mola veriyor. Tamam, plan şöyle. Eğer dağılırsak Romeo hepimizi yavaşlatamaz. Baykuş kızla birlikte ben önden saldıracağım. Kertenkele sen de işaret verene kadar bizi bekle, anladın mı? Anlaşıldı. Bu sefer oyalamayacağız. Tamam, şimdi maksimum hızda. İzle şimdi robot. Romeo'ya hiçbir şey yetişemez. Ne? Yavaş uçan bir disk mi? Bu harika. Yine mi sen? Kertenkele dikkat et. Aa, kaç. Şimdi dur bakalım kertenkele. Dikkatimi dağıtmamayı öğrenmeliyim. Görüşürüz pijama maskeliler. Şimdi şehir merkezine gidiyorum. Emin olun bomba gibi olacak her şey. Sen iyi misin? İyiyim. Sadece çok yavaşım. Benim yüzümdendi. Eğer dikkatimi dağıtıp durmasaydım Romeo'yu şimdiye yakalamıştık. Siz bensiz devam edin. Olmaz kertenkele. Biz bir ekibiz. Haklısın kedi çocuk. Belki yavaşım ama odaklanırsam size yardım ederim. Hadi gidelim. Kahraman olma vakti. Evet. Çocuklar, birinin beni taşıması gerekiyor. Baykuş kız, sen Romeo'yu oyalarken ben de süper kertenkele gücümle saati durduracağım. Kedi çocuk, eğer baykuş kız vurulursa Romeo'yu oyalama görevi sana düşüyor. Tamam, ama sen hala yavaş hareket ediyorsun. O saati almayı nasıl düşünüyorsun? Sen hiç merak etme, bu sefer dikkatimi dağıtmayacağım. Yine mi sen? Artık seni yavaşlatmam gerekiyor küçük kuş. Bunu göreceğiz Romeo. Ha? Evet. Tamam, dikkat dağıtmak yok. Bana vuruyordunuz efendim. Ah, sızlanmayı kes de şunu yakalayalım artık. Biraz daha hızlı, hadi. Aa,
Beni yakalayamazsın robot. Kuş kanadı aşkına. Baykuş kızı yakaladı. Kertenkele saati durdurana kadar onu oyalamak bana kaldı. Ama efendim, onu yakalamıştım. Yine mi şikayet ediyorsun? Önemli olan o kuş beyinliği yavaşlatmaktı. Sıkıysa yakalasana Romeo. Süper kedi hızı. Sakın dikkatimi dağıtmayın. Şehri yavaşlatmam gerekiyor. Yine mi sen? Bu sefer dikkatimi dağıtamayacaksın. Süper sıçrayan kedi. Geç kaldınız pijama askeriler. Bütün şehri yavaşlatacağım şimdi. Olamaz. Parti başlıyor çocuklar. Hadi şimdi eğlenelim. Süper güçlü kertenkele. Ne? Yaşasın. Başardın kertenkele. Oraya nasıl çıktın sen? Yavaş olmalıydın. Yavaş olabilirim ama dikkatimi de dağıtmadım. Böylece durmadan yukarı çıkabildim. Evet. Evet, yavaşlık durdu. Hadi. Kertenkele haydi dans et. Kertenkele haydi dans et. Bu danstan nefret ediyorum. Görüşeceğiz pijama askeriler. Zamanım gelecek. Benim de bir gün zamanım gelecek. Pijama askeriler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Merhaba Greg. Merhaba çocuklar. Topunu yine getirdin demek. Numaranı göstersene. Elbette ama daha sonra. Çünkü şimdi ders zamanı geldi. Çok haklısın. Dikkatini dağıtmaman çok güzel. Teşekkür ederim. Çok yavaş beşlik çakalım. Evet.